Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma yeniden hoş geldiniz. Tarifimiz için öncelikle 2 tane yumurta yakını karıştırma kabına alıp mikserle köpürene kadar şu şekilde olmuş hale gelene kadar çırpalım. 1 su bardağı pudra şekeri ve 2 su bardağı kadar hindistan cevizi rendesini ekleyip hindistan cevizin her yerine yumurta yakı ve pudra şekeri gelene kadar karıştıralım. Bu harcı başka bir kaba alıp ben buzdolabına koyacağım. Üzerini kapatıp 15-20 dakika kek harcımı hazırlayana kadar dolapta bekleteceğim. Şimdi kekim için kalıbımı yağlıyorum. Yumuşamış tereyağı ile fırça yardımıyla bu şekilde kalıbımın her yerini yağlıyorum ve bunu da buzdolabına koyuyorum. Şimdi kekimi yapmaya başlayayım. 3 tane yumurtayı ve 1 su bardağı şekeri karıştırma kabına alıp köpük köpük olana dek çırpıyorum. Evet, köpük köpük olan karışıma 1 su bardağından 1 parmak eksik sıvı yağ ve 1 su bardağı çayın demini ekleyip karıştıralım. 3 yemek kaşığı kakao var. Bunu eleyerek ilave ediyorum. Birazcık topaklanma vardı içinde çünkü. 3 su bardağı un var burada. Hepsini kullanmayacağım. Yarım su bardağı kadar kaldı. 2,5 su bardağı kullanabilirsiniz siz. 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilyayı eleyerek ilave ediyorum üstlerine. Bu şekilde unu kontrollü ekleyerek tam 2,5 su bardağı kadar kullandım ben. Kek harcımız hazır. Şimdi dolaptan hindistan cevizli karışımımı çıkardım. Ve bu şekilde ceviz büyüklüğünde toplar yaparak diziyorum. Dolapta beklediği için soğuğun da etkisiyle kolaylıkla topak haline geliyorlar. Şimdi kek harcımın bir kısmını kek kalıbıma alıyorum. Bakın kek harcı normal keklerden birazcık daha katı kıvamlı. Özellikle böyle yaptım. Çünkü hindistan cevizi toplarının içine koyacağım için tamamen dibine gömülsün istemedim kekin. Birazcık yüksekte kalmasını istedim. Kekin tam ortasında kalmasını istedim yani. Eğer daha sıvı bir kek yapsaydım bu toplar hepsi tamamen dibe çökecekti. Hepsini ekliyorum topların. Ve kalan kek harcını yine hindistan cevizi toplarının üzerine ilave ediyorum. Bu sırada ben fırınımı 160 derece sıcaklığa ayarlamıştım. Kek harcımı çırpmaya başlamadan önce ısınmış fırına vermemiz gerekiyor çünkü kekimizi. Bu şekilde üzerini düzelttiğim kekimi fırına götürüyorum. 160 derecede tam 45 dakika boyunca pişirdim ve fırından aldım kürdan testiyle. Bakın bu şekilde kekim kabardı. Gayet güzel. Biraz ılık hale gelince kalıptan çıkaracağım. Kekim ılık hale geldi ve kalıptan çıkaralım. Ben bu kalıbı kullanırken hiçbir sorun yaşamıyorum arkadaşlar. Eğer bu tarz bir kalıp pazarlarda bulursanız hiç kaçırmayın, hemen alın. Şimdi üzeri için çikolatalı sos hazırlayalım. Bir paket sütlü çikolatayı tabağımın içine alıyorum. Ve bir tatlı kaşığı dolusu kahvaltılık sürme çikolatayı ekliyorum. Ve demliğin üzerine koyarak benmari usulü eritiyorum. Bakın bu şekilde akışkan hale geldi. Ben bunu şimdi küçük bu şekilde bir sıkma torbasına alacağım. Çikolatamı biraz ılık hale geldikten sonra sıkma torbasına alıyorum. Ve ucunu minicik makasla keserek kekimi çikolatayla süslüyorum.
Bir kısmını hızlandırdım sıkıcı olmaması için ama izlemesi gerçekten çok keyifli. Küçük bir dokunuş ama gerçekten keki görsel bir şölen haline getiriyor. Üst süslemesi için de Antep fıstığı kullandım. Çikolatalı ve Antep fıstığın uyumunu ben çok beğeniyorum. Renk olarak gerçekten birbirlerini tamamlayıcı nitelikte. Videomu buraya kadar izleyenlerden yoruma birer tane kalp bırakmasını rica edeceğim. Kanalıma abone olursanız ve videolarımı beğeni yaparsanız çok çok sevinirim. Sizin için yeni tarifler üretmek için durmadan uğraşıyorum. Kekimizin son hali böyle. Şimdi bir dilim çıkarıp içini de görmenizi isteyeceğim. Evet, şimdi dilimliyorum. Bakın bu şekilde Hindistan cevizi topu kekimizin tam ortasında kalmış ve gerçekten çok çok lezzetli ve çok güzel bir kek oldu. Özellikle Hindistan cevizi seviyorsanız bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Hem sunumu hem lezzetli, çok şık, harika bir kek oldu. Videomu izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Yepyeni tarif ve videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.